dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size yeni aydan bahsedeceğim. 31 Temmuz Salı günü etkisi başlayan, aslında 30 Temmuz'dan itibaren o enerjiyi hissetmeye başlayacağız. 1 Ağustos sabah çok erken saatlerde, sabah 6.04 civarında tamamlanan önemli bir yeni ay enerjimiz var. Önemli bir yeni ay enerjisi. Bu nedenle de ayrı bir videoda anlatmak istedim. Burçlarla ilgili kısmını, yeni ayın genel olarak hangi burçları nasıl etkilediğinden bahsedeceğim ama ayrıntıları zaten haftalık enerjilerde vereceğim. Dolayısıyla oradan çok rahat izleyebilirsiniz. Ama son derece özellikle ülke gündemimiz açısından da, genel bireysel hayatlarımız üstünde de genel motifler açısından önemli bir yeni ay etkimiz var. Vedik astrolojisine göre Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. 14 derece Yengeç Burcu'nda, Puşyami takım yıldızında gerçekleşiyor. Sayısı 5 zaten. Tamamlanma sayısı 5. Dolayısıyla iletişimle, hayatımıza kurduğumuz kontaklarla, haberlerle, spekülatif alanlarla son derece iç içe bir yeni ay enerjimiz var. Yeni ay neydi? Her şeyden önce bundan bir bahsedelim. Yeni ay başlangıç etkileriydi. Yani ayın en karanlık fazıydı. Ay artık ışığını kapatıp güneşle bir bütün oluşturuyordu ve etkilerini de, yani gölgelerini de arttırıyordu. Dolayısıyla burada bir başlangıç, toprağın altında tohumun ilerlemesi, büyümesi, kendine gelmesi, bir gelişim göstermesi gibi bir şeyin başlanması, tohumlanması ve Dolunay dönemi bundan 14 gün sonra yaklaşık 15 Ağustos'ta gerçekleşecek Dolunay döngüsüyle de burada başlayan her şeyin tamamlanma sürecini anlatıyor bize yeni ay. Yeni aylar her zaman başlangıçları, Dolunay'da yeni aile birlikte başlayan konularda özellikle tamamlamaları verir. Şimdi Yengeç Burcu'nda özellikle 14 derece gibi önemli bir derecede gerçekleşecek bu yeni ayın öncelikle ülke gündeminde önemli bir etkisi var demiştim. Oraya geçmeden önce, biliyorsunuz ben bütün bu enerjilerin ruhsal taraflarına da çok önem veriyorum. Gene hayli yüksek bir etkisi var ruhsal açılımlar açısından. Çünkü Puşyami takım yıldızında gerçekleşiyor. Vedik astrolojisinde son derece önemli bir yıldızdır Puşyami yıldızı. Satürn tarafından yönetilir. Brahaspati dediğimiz özel bir yöneticisi vardır. Ustaların ustası, hocaların hocası olarak geçer Brahaspati mitolojide, Hint mitolojisinde. Dolayısıyla bu yıldızın, özellikle yeni ayın gerçekleşeceği yıldızın ilahi bilgelikle bağlantısı olduğuna inanırız ve manevi açılımlar, manevi gelişimler açısından da çok önemli olduğunu düşünürüz. Bu nedenle şifa etkisinin son derece artacağı, manevi enerjilerin son derece artacağı, gizli ilimleri anlama, fark etme, gizli olanı anlama, anlamlandırma açısından da yüksek frekansların genel olarak enerjilere hakim olacağı bir yeni ay etkisi geçireceğiz. Gerçek bilgiye ulaşma gücü verir der kadim bilgiler Puşyami takım yıldızı için, yani yeni ayın gerçekleşeceği takım yıldız için. Dolayısıyla gerçeği, hakikati anlama ve idrak etme açısından hepimizin frekanslarının son derece yüksek boyutta çalışacağı bir yeni ay önümüzde var. Bundan da faydalanmak gerekiyor. Ayrıca bu etki aynı zamanda her türlü dua, çünkü Puşyami takım yıldızının özellikle yeni ay ya da dolunay gibi önemli oluşturma noktalarıyla denk geldiği zamanlarda dualar, meditasyonlar, bir şeyi gerçekleştirme, dilekler, ritüeller açısından da son derece destekleyici etkileri vardır. Pazartesi günü yeni ay enerjisi başlıyor. Salı gecesini özellikle bu anlamda biraz daha vaktiniz müsaitse iyi değerlendirerek geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi hem ritüeller açısından, hem dualar, hem dilekler açısından gene çok kıymetli bir etkileşim gökyüzünde hakim olacak. 5 enerjisi çok kuvvetli. Dolayısıyla biraz daha yeni ay döngüsünde maviye, turkuaz tonlarına önem vermek gerekiyor. Daha önce kader sayılarıyla ilgili bir video hazırlamıştım. O videoyu izleyenler varsa, kendi kader sayılarını hesaplama yöntemlerini vermiştim. Orada 5 olanlar, özellikle kader sayısı 5 olanlar bu yeni ay döngüsünden bu nedenle biraz daha fazla etkilenme potansiyelindeler. Ve özellikle kader sayınız 5 ise yeni ay döngüsünde pazartesinden itibaren perşembeye kadar olan dönemde, pazartesi, salı, özellikle salı ve çarşamba çok kuvvetli bir yeni ay enerjisi olacak. Biraz mavi tonlarını, turkuaz tonlarını hayatınıza almanızı açıkçası tavsiye ederim. Bu frekansın etkilerini, çünkü zorludur. Aslında yeni ay kapalı bir enerjiyi gösterdiği için, yani artık ayın ışığının tamamen kapandığı bir sürece işaret ettiği için biraz daha iç enerjiler açısından zorlayıcıdır ki
etkileşimlerde huzursuzluk verme, kendimizi huzursuz hissetme, aniden bir şeyleri değiştirme duygusunun da çok yüksek olacağı enerjiler aktif olacak. Bu nedenle mümkün olduğu kadar bu süreçte mavide kalmanızı, mavi tonlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi Türkiye açısından bu yeni ayın en önemli özelliği ne? Şöyle özel bir noktası var. Birincisi, Türkiye'nin yeni ay para alanında gerçekleşiyor. İkinci evi deriz. Astrolojide bunun karşılığı para alanıdır. Merkez Bankası'nı gösterir, bankacılığı gösterir ve ülkenin finans alanlarını, piyasada dönen parayı, tüm bu para alanlarında bağlantıları gösterir. Değerlerle ilgilidir. Dolayısıyla öncelikle yeni ayın sert de bir yeni ay. Çünkü Uranüs devrede her şeyden önce. Uranüs'te önemli kontakları var ve para göstergelerinden bir tanesi olan Venüs yeni ay içinde devrede, ama Uranüs'te sert açılar içerisinde, sert etkiler içerisinde olacak. Dolayısıyla piyasalar ve parasal alanlar açısından, özellikle ülkenin piyasaları ve parasal alanlar açısından enteresan bir enerjisi var. Öncü bir burçta gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir şeylerin birdenbire öne geçmesi, hareket etmesi, bir şekilde koşulların hızlı bir biçimde değişerek bir şeyin başlama döngüsüne geçmesi son derece aktif olacak. Şimdi eğer Uranüs devrede olmasaydı ve biraz da bu Mars enerjisi, Venüs'ün Uranüs'le olan kontakları, bağlantısı olmasaydı bu etkiyi bu kadar önemsemezdim ve gayet normal şekilde, hani her yeni ay döngüsü normal bir süreçtir, geçireceğiz derdim. İkinci önemli noktası, şimdi enteresan bir biçimde yeni ay döngüsünde şöyle bir etki var. Geçen sene 2018 o birdenbire doların, dövizin hani aniden bir pik yaptığı dönemde 10 Ağustos ve 11 Ağustos 2018'de yine bir yeni ay vardı ve aynı şimdi olduğu gibi Türkiye'nin para alanındaydı o yeni ayda ve açıkçası hani biraz Marsiyen bir enerjide devredeydi. Dolayısıyla da birdenbire piyasalar açısından hatırlarsınız huzursuz ve gergin bir enerji yaşanmıştı. Ani çıkışlar olmuştu dolarda. Dolar ve döviz piyasalarında. Şimdi benzer bir biçimde bu yeni ayda aynı noktada yine Mars'ın devrede olmasıyla ve Uranüs kontaklarıyla gerçekleşiyor. Yani aslında bir sene önce Ağustos'un ilk haftası 10 ve 11 Ağustos'ta yaşadığımız yeni ay döngüsünün bir anlamda bir tekrarı geliyor. Şimdi bu etki içerisinde Venüs Uranüs'ün de sert bir biçimde bu potada olması huzursuz bir enerjiyi de devreye koyacak. Bu beni biraz endişelendiriyor çünkü Venüs genel olarak uyumdan, dengeden ve huzur noktalarımızdan çok sorumludur. Venüs'le birlikte biz daha çok dengede olmayı severiz. Yani Venüs mesela enerjisi kuvvetli olduğu kişilerde veya dönemlerde daha böyle bir dengede, daha barışçıl bir enerjinin aktif olduğu zamanlardır. Ama Uranüs'le yapacağı zorlayıcı etkileşim bu dengenin ve huzurun biraz bozulma potansiyelini gösteriyor. Bu da bir iniş çıkış etkisi ve aynı zamanda bu nokta ortaklıklarla bağlantılı da çalışıyor. Hem güncel hayatımızda hem ülkemizin genel olarak müttefikleri ve ortaklarıyla ilgili huzursuz bir enerjiye işaret ediyor. Burada da ilk aklımıza gelen nokta doğal olarak Amerika. Amerika'nın da enteresan bir noktasında olacak. Yani hem dış ilişkilerini gösteren noktada bununla bir bağlantısı var. Bu yeni ay döngüsünün uluslararası ilişkileri, dış ilişkilerini gösteren noktalarla da çok bağlantısı var. Dolayısıyla bizim Amerika ile işbirliğimiz ve bir süredir giden gergin enerjilerin bu yeni ay ile birlikte hızlı bir biçimde zor bir sürece doğru geçişinin işaretlerini almaktayım. Bunu da bilmekte fayda var. Şimdi Mars ile kavuşumda bir yeni ay, dolayısıyla da para piyasaları açısından yine hassas enerjiler devreye giriyor. Mars hem ayla hem güneşle kavuşum içerisinde ve yengeç burcunda çok da rahat olmadığı bir etki içinde. Bu da şu anlama geliyor: güvenlik ihtiyacımız, kendimizi güvende hissetme ihtiyacımız artacak ama bunu tatmin etmekte biraz zorlanabileceğiz. Yine buna dikkat etmekte çok fayda var. Burada benim için en önemli nokta Venüs-Uranüs etkileşimleri. Mars'ın Venüs'le, Güneş'le ve Ay'la, yani yeni ay oluşturan noktalarla son derece kontakta olması ve Mars'ın zor bir takım yıldızla ve piyasalar açısından sıkıntılı bir takım yıldızı, huzursuzluğu, gerginliği, kaygıyı arttıran bir takım yıldızı, Aşleşa takım yıldızında olması, tüm bunlar biraz
tedirginliklerin artabileceğini, 5 de sayısı, kader sayısı da yeni ayın. Dolayısıyla bu spekülatif bir takım haberlerin, konuşmaların, iletişimlerin sıkıntılar getireceğinin göstergesi. Dolayısıyla bu yeni ay sürecinde özellikle ülke piyasası açısından dikkatli olunması gereken bir süreç var. Bir süredir devam eden Amerika ile aramızdaki bu gerginin birdenbire patlaması, birdenbire farklı bir noktaya geçmesi veya bu gerginin çok artmasıyla ilgili özel enerjiler var. Bu biraz zorlayıcı etkileri gösteriyor. Zaten Ağustos ayı, özellikle Ağustos'un ilk haftasıyla birlikte Mars 6-7 Ağustos civarında, 8 Ağustos'a doğru Mars artık Vedik astrolojisine göre Aslan Burcu'na geçecek ve bu da Trump'ın haritasında Mars kavuşumuna işaret ediyor. Dolayısıyla zaten söylemleri zor biri. Hani söylemlerde bulunurken enteresan şeyler yapma potansiyeli olan biri. Ne yapacağı, ne söyleyeceği pek belli olmayan biri. Daha şeyin etkileri devam ederken, yeni ayın etkileri devam ederken Mars'ın yer değiştirip tetiklemeleriyle birlikte de Amerika ile olan ilişkilerimiz özellikle bu anlamda çok hassaslaşabilir ve bunun piyasalara yansıması da bir dalgalanma getirme potansiyeli açıkçası etkin görünüyor. Dolayısıyla yeni ay enerjisinin, özellikle bu yeni ay enerjisinin para piyasaları, piyasalarımız ve genel olarak burayı kontrol etmekle ilgili ve dışarıdan gelecek, hani uzun süredir dışarıdan gelecek bir takım etkileşimler, bunun piyasalara yansımalarından bahsediyorum, olma ihtimallerinden bahsediyorum. Bunlarla ilgili bir tetikleme ihtimali yüksek. Bu dalgalanma Dolunay'la birlikte tamamlanır. 15 Ağustos'la beraber. Dolayısıyla orada özellikle Ağustos'un ilk haftasında başlayan enerjiler, hızlı bir biçimde gelişmeler, tamamlanmasını, olgunlaşmasını ve bir şekilde bir rayına oturmasını ya da sonuca ulaşmasını 15-16 Ağustos civarında bize verecek gibi görünüyor. Yeni ay enerjileri içerisinde yengeç burçları, ikizler, oğlak, kova, bu etkiler son derece yüksek çalışacak. Aslan, yani ikizler, yengeç, aslan, oğlak ve kova burçları bu yeni ay enerjilerinden genel olarak bireysel hayatlarımızda biraz daha fazla etkilenme potansiyelinde, kötü anlamda değil. Hayatımızda yeni başlayacak bir şeyleri de çok gösterir yeni ay. Bir döngünün yeniden başlaması, herhangi bir konuda adım atmayı da çok temsil eder. Dolayısıyla bu burçların biraz daha diğer burçlara göre yeni ayın enerjilerinden daha fazla etkilenme potansiyelleri yüksek diyebilirim. 29 Temmuz haftasını anlatacağım, yani aslında Ağustos'un ilk haftasını anlatacağım videoda burçlara olan yansımasını yeni ayın, çünkü önümüzdeki hafta yeni ay enerjisi çok kuvvetli bir hafta. Daha çok bunun enerjilerini yaşayacağız. Burçlara olan etkileşimlerini zaten uzun uzun anlatacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. O videodan da izleyebilirsiniz. Hemen arkasından kısa bir süre sonra onu da yayınlayacağım. Ama genel olarak bu huzursuzluk enerjisinin çok aktif olacağı bir yeni ay etkileşimi olacağı için biraz daha sakin olmaya ve videonun başında anlattığım daha çok bunun manevi taraflarından, ruhsal taraflarından faydalanmaya çalışmanızda fayda var. Maddi konularda ve riskli yatırımlar açısından, ekonomik anlamda riskli yatırımlar açısından bireysel hayatlarınıza biraz daha dikkatli, daha izleyerek hareket etmekte yine fayda olacaktır bu süreçte. Her birinizin en yüksek hayrına, en kolaylıkla geçireceğiniz güzel bir yeni ay döngüsü diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.